Vermiyor işte, boşu boşuna ümitlenme. Evet, erkekliğin erkeksin ama daha yaşın küçük, unutma. Ha, sonra bir şey daha var, her kuşun eti yenmez. Bekle oğlum, bir gün senin de sıran gelir. Hadi Carletto, yeter artık. Ha? Çıkıyor musun? Niyetin var mı? Çıkıyorum babacığım, çıkıyorum. Ha? Özür dilerim, bağırsaklarım biraz bozulmuş da. Şimdi iyi misin? Ha, iyiyim babacığım, iyiyim. İyi geceler. Sana da. Fırında eritilmiş cam vardır, dikkat et. Biten mallar kurutulmak için buraya koyduk. Günaydın efendim. Günaydın. Kapasitemiz iyi. Fakat ben bunu daha da arttırmayı düşünüyorum. İyi bir planlama ile 2-3 misline çıkartmayı. İmal ettiğimiz mallar piyasada çok beğeniliyor. Satışımız mükemmel. Bu taraftan. Vay anam, yavruya bak. Yener bu yeni sekreterse idari bölüme geçmeye razıyım ben. Bizim kas zampara bu kıza da göz koyduysa greve gideriz artık. Öyle değil mi? Aynı fikirdeyim. İmalat örnekleri burada sergilenir. Şimdi de idari kısma giriyoruz. Sekreterim. Memnun oldum. Muhasebeci Miguelis. Bu da benim annem. Özür dilerim efendim. Tanıştığımızda. Ben de. Evet, devam edelim. Nihayet geldik benim yazıhaneme. Otur zaten. Anneciğim durma ayakta, otur. Ha bir dakika, şu jalüzileri de kapatayım. Güneş yüzüne gelmesin. Hı. Güzel. Bu kadar dolaşıp yorulduktan sonra bir kadeh içkiyi hak ettik. Tekila. Peki, bunu sevdiğimi nereden bildin? İçime doğdu anneciğim. Öyle mi? Ah, teşekkür ederim. Güzel. Söyle bakalım. Benimle konuşmak istediğin o çok önemli konu nedir? Marihuana. Sadece ismin bile beni yakıp kavuruyor. Dayanamayacağım artık. Dayanamayacağım. İçimi dökeceğim sana. Geceleri kan beynime sıçrıyor. Seni düşündükçe aklımı oynatacak gibi oluyorum. Ne olur anla beni. Yok, kendine gel. Ben senin annenim. Bu nasıl konuşma? Bari babanın hatırasına saygı duy. Kayıp ediyorsun. Ne yapayım? Babam seni benden önce kapmış. Aramızda kan bağı yok. Sadece üvey annemsin. Düşündüm taşındım ben. Olur bu iş. Kaçamayacaksın benden. Saçmalama Pino. Yazıhanedeyiz. Kanepenin üstünde nerede mi yani? Nerede olursa olsun. Taşta, toprakta, havada, suda. Nerede olursa olsun. Benim olacaksın. Ay telefon. Kim icat ettiyse. Ne var söyle? Bir saat beni kimse rahatsız etmesin demedin mi? Güle güle. Ha ne diyordum, kurtulamayacaksın. Sana bir tuzak kurdum, kucağıma düşeceksin. Çok mu gülünç oluyorum yoksa? Yok hayır. İtalya'ya biraz gezip eğlenmek için geldim. Canım sıkılıyordu. Ama bu kadar sükse yapacağım hiç aklıma gelmemişti. Aile içinde yani. İtiraf edeyim ki durum sandığından da karışık. Sevgili babanın hatırasına büyük saygım var. Hayatımın son yılında ona çok iyi baktığım için evlendi benimle. Aramızda büyük yaş farkı vardı. Ama evlendiğimiz gece öldü babam. Tek başıma yaşayacak değilim. Daha çok gencim. İmkansız bu. Haksız mıyım? Beni katiyetle rahatsız etmeyin demiştim. Çok önemli işlerim var şimdi. Ama efendim bu da çok önemli. Milletler arasından arıyorlar. Londra'dan. Mr. Whitebread'de her sizinle görüşmek istiyor satış konusunda. Cehenneme kadar yolu var. Eğer doğru değilse kovacağım bu kızı. Seninle aramızda hiçbir şey olamaz. Evet, olamaz tabii ama burada. Akşama eve gidince seninle görüşürüz anneciğim. Konuşalım bakalım o herifle ne istiyormuş. Bıktım, usandım hepinizden. İşte buyurun.
Ne güzel kokuyor. Venezuela yemeği bu. Kim pişirdi? Pişiren benim. Fikir mühendis bey.